Evet efendim. Şimdi bir son durum videosu yapalım. Buna hak kazandık sevgili dostlar. Telefon tutacağımız da geldi. Bak profesyonel yani. Her şey çok profesyonel. Oo. Ne oluyor? Ha, bunda zoom yapamıyoruz tabii ki. Bir dakika. Bir şey yaptı. Çık abi, target'i şey yapma ya. Tamam. Bütün bitkileri çıkardım. Sadece Subulata bahçesi oldu. Subulata bahçesinden herkese selamlar. Şöyle yapalım. Yani geçen şeyi de açıkladım abi. Yani artık kanal tanıtımı falan filan yapmıyorum abi. Çünkü kızdım. Ya ben de insanım. Ben de yani enayi değilim. İnsanlar işini görene kadar ondan sonra hadi eyvallah. Tanımıyor bile bizi ya. Yani ben kardeşlikten bahsettim. Aile olalım dedim. Yani hobi buna bir vasıta olsun dedim. Elimden geleni de yaptım bu uğurda. Hediyeler gönderdim. Gücümün yettiğince paylaşımda bulundum. Yani ama enayi de değilim yani. Balkonda ya bir bıçağım var. Bıçağıma kabze yapıyorum. O yüzden biraz dağınık. Kusura bakmayın. Vallahi telefon ve Digi Osmo Pocket kombinasyonu. Al bak. Allah'ın kitabınız. Evet. Şöyle böyle o şey tutmamız gerekiyor. Benim telefonun şeyi de berbat abi. Bak burada bir tane daha domatesimiz çıktı. Ondan sonracıma burası da bu şekilde. Sinematik çekim yapacağım. Ya lenslerim de geliyor. Bir tek lenslerim kaldı. Bu şimdi geldi kargodan. Gayet güzel. Bak böyle kendimi oynatmıyorum. Anladın? Elinde sabit tutuyorsun. Bu böyle. Kafasına göre joystick var, oyun gibi. Şunları da halama göndermeyi unuttum ya. Annemler gitti, 2 günde orada kaldı. Vallahi limon fidesi, elma fidesi. Bir dikili ağacımız olacaktı neredeyse ama olur. Gönderirim ben onu, bir şekilde ulaştırtırım ya. Buraya attığın 3 tane albino kılıç yok. Bir kardeşimiz demiş orada bence semender var. Vallahi karıştırdım. Su piresi dolu. Ama o yavrular yok abi. Buhar oldu uçtu. Yani oluyor abi. Bakın burada fotosentez çok güzel var. Yani mevcut. Bu Volstat kavanozunda. Ama yosun patlaması oldu. Burada da pirelerimiz var. Buradaki pire kültürüm canlandı. Ya geçen Kerim kardeşimiz, Kerim'in pet dünyası şey arıyor. Su piresi arıyor. Ahmetov da ona söylemiş. Ya benim kültürde bir problem var. Benim kültürde bir problem var. O yüzden hani ölü kültürü yani bitik kültürü vermek istemiyorum ya. Bir de seed shrimps, tohum karidesleri karışık içine. Öldürüyorlar devamlı, pireleri yiyorlar. Şöyle dışarılara bakalım. Yakında yine makara vloglar gelecek abi. Makara vloglarımızı yapacağız. Bunu yapmaktan kimse bizi engel olamayacak yani. Çünkü olmuyor abi. İzlenimler de düşüyor. Biraz gençler makara arıyor. Ben hep böyle öğretmen edasıyla şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yaptım, bilmem ne. Olmuyor, coğrafya dersi sunar gibi. Biraz da makara yapalım ya, gençlere hitap edelim. Ha, ama tabii yine kendimizi düşürmeden yani. Burada da Eren'in mentoları soruyordu akvaryumcu Muhammed abi. Vallahi abi hiçbir hareket yok. Dün senin yorumunu gördüm. İnan olsun ışıkla fenerle kontrol ediyorum ama yok. Ben buraya döktüm şeyleri. Artemiyaları buraya döktüm. Artemiya göremiyordum şuradaki Artemiya büyüttüğüm şeyde. Artemiya dolu içi şu an. Büyük büyük. Vallahi gösterebilir miyim bilmiyorum ki. Gözükmüyor ki ya, rüzgardan. Yansıma yapıyor bir de ışıktan. Gün ışığından. Burası bildiğiniz üzere kilifiş bahçemiz. Bak kardemin aleviyatayı buraya attım. Kripto kornileri buraya attım. Artı şeyleri de buraya attım. Bakavon yerleri yapacak bir şey yok abi. Orada sistemlerde üresinler. Şu şeyi mandalla tutturabilirsin demiş yavruluğu bir kardeşimiz. Evet, o benim kafama yattı sevgili dostlar. Onu yapabilirim yani, olabilir. Doğru. Teşekkür ediyorum değerli fikir için.
Burada da böyle. Ya bir tane ben bıçak hobim de var ya çocukluğumdan beri gelen. Sustalı bıçak aldım İtalyan işi. Çok dandik bir şeymiş ya. Çok dandik bir şey. Yani 140 liraya Allahsızlar. Nasıl satıyorsunuz bunu ya? Utanmıyor musun yani? Bunu alacak adam koleksiyoncu falandır. Hani alıp adam kesmeyecek ya. Yani ben de kabzasını değiştiriyorum. Allah'tan elimizden geliyor. Onu yapıyorum. Buraları dağıttım. Gitmeden zaten güzel bir toparlayacağım bunları. Bantlayacağım, kapatacağım. Ne olur ne olmaz. Kiracıyız bu evde. Ben yokken taşınırlar. Bir şey olur. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bak hiç umuyor muyduk? Korona morona falan filan. Böyle bir şey bekliyor muyduk yani? Yok. O yüzden abi temkinli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Yani sen tedbirini elden bırakmayacaksın. Gerisi de Allah kerim yani. Sen tedbirini alacaksın kul olarak. Ondan sonrası Allah'a kalmış. Yapacak bir şey yok. Yani tedbirini al. Kendini garantiye al bir şekilde kendince. Ondan sonrası Allah kerim. Ulan mesaj yağmaya başladı ya. Böyle bir şey var mı ya? Abi yapmayın ya. Çık. Heh. Şimdi. Evet bunu sevdim abi. Bu olayı sevdim lan. Çık şuradan bu ne ya? Bu olayı sevdim. Güzel. Başarılı. Yani. Bizimkiler de köye gitti. Evde yalnız başıma takılıyorum yani. Ne yapayım? Yani yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Buraya mahkum olduk. 17 Mart'ta biletimiz vardı. Bilen bilmeyen vardır. Biletimiz iptal olunca ne yapalım? Biz de beklemek zorunda kaldık. İşlerimiz falan da ertelendi. Yapacak bir şey yok. Şimdi buna lensleri de aldık mı? Of, sinema çekimleri. Vallahi var ya, sinema gibi çekeceğim ya Afrika'ya gittiğimde. Her şeyi. Oo, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar. Şimdi bu videoyu tabii ki şeyde editleyeceğiz. Telefonda, telefona yükleniyor çünkü SD karta. Yapacak bir şey yok. Bu son durumda böyle olsun. Burada şey yapalım ya. Burada da ekipmanımız var. Ne olmuş yani? Durumlar böyle sevgili dostlar. Yani Gimbal Pan Access Reached Movement Limit. Niye? Öyle dedin abi. Bak sinema çekim yani. Şöyle bir de yavaşça döndüreyim şöyle. Geldiğimiz her yeri bir atölyeye, bir akvaryum odasına, bir seraya çeviriyoruz vallahi billahi. Bir tane domatesim kızarmış. Gördüğünüz gibi şurada. De ışık kötü yapıyor işte lens olmadığı için gölgeye düşürüyor. Onu hatta olmuş o ya. Zaten evde yalnızım. Onu hop aldım. Şöyle yapayım da. Bir dakika ya. Oo. Şimdi bak. Domates nasıl yenir? Domates nasıl yenir? Yıkamaya gerek yok ya, balkondaydı zaten. Ha. Oo, tatlı tatlı. Yarı organik. Bir kardeşimiz de yazmış. Abi muhtemelen bunlar GDO'ludur. Evet, doğru. Muhtemelen öyledir. Yani ama yapabileceğimiz bir şey yok kardeşim burada yaşıyorsak. Öyle. Herhalde bu yok. Daha var domates. Bakayım size söyleyeyim. Domates ağacımızda. Bu ağaç bir tane verdi. Onu da yedim. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Teşekkür ederim. Domates fidesi. Çok sağ ol. Bu bereketli çıktı. Bunda bir. Ondan sonracıma. Nerede ötekiler ya? Bir. 2, 3, 4, 5 tane daha var abi. 5 domates daha yer bu baba. Yani öteki ağaç artık yeter. Yani biberler zaten iptal. Başka biber falan verdiği yok. Biberler çok kötüydü ya. Saman gibiydi yani. Ben GDO'luyum diye bağırıyordu yani. Oğlum şu suratı odaklayacaksın. Ben GDO'luyum diye bağırıyordu hakikaten. Saman gibiydi. O olmadı yani. Durumlar böyle sevgili dostlar. 10 dakikalık bir çekim yaptık. Telefon tutacağı ve
Jim şeyle, Digiosmo Pocket'le. Artık şey de yapmıyorum yani, altyazı da yapmıyorum. Çok uğraştırıyordu abi ya. Gözlerimi bozacak neredeyse. Üf, çevir onu oraya yapıştır, oradan al bilmem ne programa yaptır falan filan. Artık yurt dışı projelerimizde, daha büyük şeyler, beklentilerimiz olan projelerde onu yapacağım. Çünkü uluslararası olacağız o zaman tamamen. Burada yok abi, akvaryumla ilgili bir şeye yani bakmıyorlar. Çok fazla yabancılar talep etmedi. O yüzden şimdilik böyle devam. Böyle kolayıma geldi bir de ya. Bir sürü işim var, oraya koştur, buraya koştur. O yüzden beni bağışlayın. Yani Almanca, İngilizce, Fransızca ve Japonca yani okuyamıyorsunuz altyazı, biliyorum. Çok üzülmüşsünüzdür eminim. Ondan sonra makara yapıyorum ya. Durum bu. Akvaryumca yeşil su nasıl hazırlanır? Anlatımlı Muhammed abinin bildirimi geldi. Seviyorum hepinizi. Görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.